Güney Sudan tarihinde çok önemli bir aşamadan geçiyor. 6 yıldır devam eden sivil çatışmalar sonunda devlet başkanı Salva Kiir, isyancı lider Riek Machar ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Güney Sudan halkı yıllar süren acılardan sonra anlaşmaya umutla bakıyor. Güney Sudan tarihinde çok önemli bir aşamadan geçiyor. 6 yıldır devam eden sivil çatışmalar son bulabilir. Devlet Başkanı Salva Kiir, isyancı lider Riek Machar'la anlaşma sağlandığını açıkladı. Güney Sudan halkı yıllar süren acılardan sonra anlaşmaya umutla bakıyor. Eylül 2018'den bu yana devam eden barış anlaşması diğer birçok girişim gibi sona ermek üzereydi. 7 yıldan daha kısa sürede savaşlar nedeniyle 350 bin kişi hayatını kaybederken 4 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Nisan 2019'da siyasi ve dini liderleri Vatikan'a davet eden Papa Francesco, barışın sağlanması için istek ve duada bulunmuştu. Papa'nın bu hareketinin bile etkili olmayacağı düşünülüyordu ama sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Salva Kiir, "Benim için zor bir karar, belki de hayatımın en zor kararlarından biri ama barışı sağlamak istiyorsak gerekli adımları atmalıyız," dedi. Bu sözlerle Kiir, Güney Sudan eyaletlerini 32'den 10'a düşürme talebinin kabul edildiğini ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulma müzakerelerinin yakın zamanda dağılması konusunda spekülasyonlara son verildiğini açıkladı. Kiir, "Geçen Nisan ayında Vatikan'daydık, dua ettik ve Papa ayağımızı öptü. Bu çağrıyı görmezden gelemeyiz," dedi. Silahlı muhalefet lideri Riek Machar, 3 yeni idari bölgenin oluşumuna karşı tutum sergilerken, Ulusal Birlik Hükümeti'nin kurulmasındaki zorluklar kendini göstermeye başladı. Şimdilik rahat bir nefes alınsa da, hükümetin oluşumu ve ülkenin geleceği hakkında bekleyiş devam ediyor.